Teknoloji okudan herkese merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Simdek'le bir deneyim videosu çekmiştik. Bugün ise Simdek'in halihazırdaki en güçlü rakibi Nintendo Switch ile bir karşılaştırma yapacağız. Biliyorsunuz Nintendo arkadaşlar halihazırdaki en güncel konsolu olan Switch'i 2017 yılında satışa sunmuştu. Yani yaklaşık olarak 6 yıl oldu Switch satışa çıkalı. Şu anda el konsolları piyasasına baktığımız zaman pek çok marka ve model mevcut arkadaşlar. Özellikle de Steam Deck tarzı birçok cihaz var. Bunların çoğu Türkiye'de satışta değil tabi ama şu var, Steam Deck'in özelliği tabii ki arkasında Valve'in olması, dolayısıyla Steam'in olması. Bu yüzden çok daha fazla ses getirdi ve kısa sürede üstün bir başarı kazandı. Biz de o yüzden Steam Deck'le Switch'i karşılaştırmak istedik arkadaşlar. Öncelikli olarak güncel fiyat bilgilerini vereyim sizlere. Bu görmüş olduğunuz Switch arkadaşlar 512 GB'lık versiyon. Ben bunu yaklaşık olarak 2 hafta önce falan 15.300 Türk lirasını aldım. Şu anda da fiyatları aşağı yukarı aynı diyebilirim. Yani 16.000 falan o civarlarda. Switch ise arkadaşlar biliyorsunuz zaten bunun kendi depolama alanı 32 GB mı 64 GB mı öyle saçma bir depolama alanına sahipti. Ve bu cihazı kullanmak için micro SD kart gerekliydi aslında. Neden? Çünkü save dosyaları falan bir süre sonra ya da indirdiğiniz oyunlar bir süre sonra çok fazla yer kapladığı için bir micro SD karta ihtiyacınız vardı. Şimdi öncelikli olarak şunu belirtelim arkadaşlar. Güç açısından tabii ki iki cihazı karşılaştırmamız mümkün değil. Steam Deck halihazırda 6 yıl sonra çıkmış bir cihaz ve Switch'e göre çok daha güçlü. Ama burada Switch'in en önemli kozu ne? Tabii ki Nintendo'nun geliştirdiği özel oyunlar. Lakin burada Deck'in de bir avantajı var arkadaşlar. Neden? Artık Sony PlayStation için geliştirdiği özel oyunları bilgisayara da getiriyor. Bunun anlamı ne? PlayStation oyunlarını biz görmüş olduğunuz Steam Deck üzerinden rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Dolayısıyla burada eksklüziv oyun kapsamında iki cihazın da kendilerine göre artıları mevcut. Burada ön plana çıkan şey ise arkadaşlar tabii ki üçüncü parti oyunlar. Üçüncü parti oyun desteğine geldiğimiz zaman Switch tarafında genel itibariyle yeni oyunları görmemiz mümkün değil. Hatta PlayStation 4 ve Xbox One için çıkmış oyunlar bile Switch'te yer almıyor. Genel itibariyle üçüncü parti oyunlarda daha çok PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkan oyunları görebiliyoruz. Örneğin Assassin's Creed'in son oyunları yerine 2, 3 ve arada çıkan oyunları oynayabiliyorsunuz Switch'te. Tam tersi olarak Deck'teyse arkadaşlar en son çıkan Assassin's Creed oyunu Valhalla dahil olmak üzere tüm Assassin's Creed oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Burada sadece basit bir karşılaştırma yapmak istedim. Burada arkadaşlar iki cihazın da televizyona bağlandığını söylemek isterim. Yani hem Switch'i hem de Steam'deki televizyona rahat bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Sadece şu var, Steam Deck'te ikinci kontrolcü olayı yok arkadaşlar. Bu cihaza ikinci bir kontrolcüyü bağlayamıyorsunuz ama şimdilik. İleriki dönemde çeşitli modlamalarla vesaire, çünkü bunu hackerlar bir bilgisayar olarak görüyorlar ve pek çok modlama yaptılar bu cihaza. Ki en önemlilerinden birisini birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Bu modlamalar sayesinde kısa süre sonra belki ikinci bir kontrolcüyü, hatta üçüncü, dördüncü kontrolcüyü bağlamamız da mümkün olabilir. Switch'te ise oyun izin verdiği sürece 6 oyuncuya kadar kontrolcü bağlayabiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz şu Joy-Con'lar direkt çıkarak ikisi de birer kol oluyor. Bu da cihazın artı özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Yani şu Joy-Con'ları çıkartarak şu Switch ekranı üzerinde atıyorum bir FIFA vesaire oynayabiliyorsunuz. Bu da Switch'in en önemli özelliklerinden biriydi ki lansman görüntülerinde de sık sık buna yer verilmişti. Herkes Joy-Con'u eline alıyor, ortaya bir Switch koyuyor ve bunun üzerinden oyununu oynuyordu. Şimdi gelelim fiyat kısmına arkadaşlar. Ben bu Switch'i yaklaşık olarak 1,5 sene önce 3500 Türk lirasına almıştım ikinci el olarak. Neden ikinci el olarak aldım arkadaşlar? Bu ilk nesil Switch. Biliyorsunuz Nintendo Switch söz konusu olduğunda ilk nesil Switch'ler yeni çıkan OLED Switch'lerden bile daha değerli. Hatta kısa süre önce bir arkadaş bana OLED Switch'ini teklif etti. Üstüne de 2000 Türk lirası teklif etti. Fakat kabul etmedim arkadaşlar. Çünkü ilk çıkan Switch'ler, V1 Switch'ler hali hazırda çok değerli. Çünkü bunlar arkadaşlar CVF işlemi yaparak ne yapabiliyorlar? Korsan oyun oynatabiliyorlar ki bu da çok değerli. Neden? Çünkü Nintendo Switch oyunları saçma derecede pahalı.
Bu cihaz 2017'de çıktı. Bu cihazla birlikte çıkan Zelda Breath of the Wild oyunu da aynı şekilde 2017'de çıkmıştı. Oyunun fiyatlarına bakıyorsunuz hala 600-700 lira Türk lirası seviyelerinde. Halbuki Steam Deck tarafına baktığımız zaman yeni çıkan bir oyun tam 600 lira. Örneğin geçtiğimiz günlerde Hogwarts Legacy oyunu çıkmıştı. Bunun fiyatı hala hazırda 600 lira kabul edilebilir bir seviye. Yeni oyun çünkü. Eski oyunlar ise baktığın zaman 200 liralara, 300 liralara düşmüş. Hatta bazı oyunlar indirim döneminde 50 liralar falan düşüyor. Bu cihazlar arkadaşlar kısa bir süre öncesine kadar Steam'de kur değerlendirmesi, kur güncellemesi yapılmadan önce biz 50 liralara, 60 liralara Red Dead Redemption 2 kovalıyorduk. Switch'te ise böyle bir şey asla söz konusu olmadı. Yani güncel Mario oyununu siz asla ve asla 50-60 Türk lirasına satın alamazsınız. Böyle bir dezavantaj, böyle bir handikap söz konusu. Güncel fiyatlara geldiğimiz zaman arkadaşlar bu cihazı eğer 64 GB'lığını alırsanız 11 bin liraya falan alabiliyorsunuz. Switch ise arkadaşlar 0'ı 0 OLED versiyonundan bahsediyorum. Hali hazırda MediaMarkt'ta falan ben gördüm 12 bin liraydı. İkinci el vesaire düşünürseniz ikinci elde de çok temiz Switch satanlar var. Adam alıyor mesela bir iki oyun için oynuyor sonra satıyor. İkinci elde de OLED'leri arkadaşlar 7 bin liralara 8 bin liralara mevcut. Eğer V1 almak istiyorum derseniz bulabilirseniz çünkü V1'ler dediğim gibi çok nadir ve çok zor bulunuyor. V1 almak istiyorsanız 9 bin lira gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bir iki tane ilana rastlamıştım. Çok da araştırmadım. 9-10 bin lira falan fiyatlar yazmışlar arkadaşlar. Tabii ki yanında verdikleri de bu cihazın değerini artırıyor. Atıyorum kimisi kol veriyor, kimisi saklama kabı veriyor, kimisi işte 256'lık kart veriyor. Dolayısıyla 256'lık hızlı bir kartın fiyatı da bir hayli yüksek. O yüzden hani yanında verilen aksesuarlara da bağlı olarak fiyat değişiyor. Ama baktığımız zaman hemen hemen fiyat kalibresinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani sıfır bir Switch aldığınızda OLED Switch aldığınızda 12 bin Türk lirası veriyorsunuz. 0-1 Steam Deck aldığınızda da yine 11-12 bin Türk lirası seçeceğiniz depolama alanına göre veriyorsunuz. İki cihazda da micro SD kart desteği bulunuyor arkadaşlar. Şarj sürelerine geldiğimizde Switch'in biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Burada baba bir oyun oynadığınız zaman 2,5 saat falan gidiyor şarjı. Switch'te baba bir oyun oynayamıyorsunuz zaten de. Hani böyle çok zorlayan Zelda falan oynadınız diyelim. Onun da şarjı 3 saat, 3,5 saat falan gidiyor. Şarj tarafında biraz daha Switch iyi. En azından OLED versiyonu için konuşuyorum. Fakat dediğim gibi yani deckte oynadığınız oyunları asla ve asla Switch'te oynayamayacaksınız. Ama burada önemli bir ama var arkadaşlar. Switch'te oynadığınız oyunları ki burada ekskluziv oyunlarda dahil deckte oynayabiliyorsunuz. Nasıl? Tabii ki emülatörler sayesinde. Biliyorsunuz bu aslında Linux tabanlı bir bilgisayar kabaca. Dolayısıyla Switch için yayınlanan emülatörler mevcut. Bu emülatörler yardımıyla Switch için çıkan oyunların birçoğunu arkadaşlar hani Joy-Con'larla oynanan oyunlar hariç birçoğunu atıyorum Super Mario deck üzerinde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz ki bu da deck'e önemli bir avantaj kazandırıyor. Sonuç olarak ben bugün iki cihaz aynı fiyata bana sunulsa arkadaşlar benim tercihim kesinlikle deck'ten yana olurdu. Zaten ben Steam'deki aldıktan sonra hani Switch'e oynamayı bıraktım diyebilirim. Yaklaşık olarak işte 3 haftadır falan hiç elimi sürmüyordum. Hatta bugün şarj ettik Switch'i. Kapanmıştı. Dolayısıyla bu noktada kesinlikle Steam'dekin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Dipnot olarak belirtmem gerekirse deck hala Türkiye'de resmi olarak satılmıyor. Sahibinden de Letgo'da vesaire işte yurt dışından getirmiş olanlar cihazı mühürlü olarak satıyorlar arkadaşlar. Mühürlü dediğimiz ne? Cihaz kutusundan çıkıyor. Yani kutuyu ilk defa siz açıyorsunuz. Zaten öyle aman aman bir kutusu da yok. Sarı karton kutuda geliyor. Karton kutunun içerisinde bile de şarj cihazı var. Ve şu görmüş olduğunuz kutu çıkıyor içinden arkadaşlar. Deck de zaten direkt olarak bu kutunun içerisinde çıkıyor. Eğer 512 GB'lık versiyonu alırsanız bir silme bezi de çıkıyor içinden. Bir de kutu şöyle renkli mavi nokta var burasında. Normal 64 GB'lık versiyonlarda silme bezi vesaire çıkmıyor. Steam böyle bir şey yapmış. Halbuki 3 liralık bez ona da koysan ne olacak da. Dolayısıyla burada benim tercihim arkadaşlar kesinlikle Steam Deck'ten yana olacaktır ki bence hani pek çok kişinin de yakın zamanda tercihi Switch'ten Deck'e dönecektir diye düşünüyorum. Zaten Deck çıktıktan sonra Switch'in satışlarında özellikle Avrupa tarafında büyük düşüşler söz konusu ki bunun en önemli nedenlerinden biri
tabii ki Steam Deck olarak gösteriliyor. Ama nedir? Ya ben bu kadar ağır bir konsol istemiyorum. Hani sonuçta el konsolu biraz daha hafif olsun, biraz daha böyle kolay taşınabilir olsun diyorsanız, o zaman Nintendo Switch'in Lite versiyonuna da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu iki cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir video incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.